Selamlar, merhabalar. Yine birlikteyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayın 3'ünde günler değişebiliyor ama tarih genel itibariyle değişmiyor. Cumartesi ya da pazara gelmezse ayın 3'ünde enflasyon rakamları açıklanıyor. Şimdi enflasyonu hem ENAG açıklıyor, hem TÜİK açıklıyor, hem Türk İş açıklıyor, hem İstanbul Ticaret Odası açıklıyor. Ama arkadaşlar bizim gelirlerimizi etkileyen tabii ki TÜİK'in enflasyonu. Devletin zamlarını etkileyen TÜİK'in enflasyonu mu? Hayır değil. Çünkü devlet biliyorsunuz %220 oranında zam yaptı ama o sıralarda TÜİK enflasyonun düştüğünü söylüyordu. Hatta geçen ay bile %38'lik bir enflasyon açıklamıştı. Eğer ki yönetim değişmeseydi bu ay %30'luk enflasyon da açıklanabilirdi arkadaşlar. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Yani veriler harmanlanarak aslında TÜİK enflasyon verisini bizimle paylaşmıyor mu? Gördüğümüz kadarıyla hayır. Bakan değiştiğinde enflasyon rakamı değişiyor. Bakan değiştiğinde enflasyon rakamı değişiyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama günün sonu itibariyle enflasyonun yükseleceği zaten ayan beyan ortadaydı. Son yapılan zamlar sonrasında. Peki enflasyon yükseldi mi arkadaşlar? Hayır, enflasyon yükselmedi. Aslında enflasyon gerçek değerine doğru yavaş yavaş evrilmeye başlıyor. Biliyorsunuz Türk İş'in gıda enflasyonu açıklandıktan sonra ve İTO'nun İstanbul enflasyonu açıklandıktan sonra sizlerle şunu paylaşmıştım. TÜİK yavaş yavaş yüksek enflasyon açıklayacak. Onun için halk ufaktan alıştırılıyor kardeşim demiştim. İşte o noktaya doğru geliyoruz. TÜİK çok mu yüksek enflasyon açıkladı? Hayır. Gerçeklerle birebir örtüşen bir enflasyon mu açıkladı? Hayır. Enflasyonun bunun çok ama çok daha üzerinde olduğunu biliyoruz ama bir anda da %38'lik enflasyonu %100'e çıkartması ya da %80'e çıkartması mümkün değildi zaten arkadaşlar. Ama gördüğümüz şu ki büyük ihtimalle TÜİK gerçeğe yakın enflasyonu artık bizlerle paylaşmaya başlayacak. Umarım öyle olur. Çünkü gerçeğe yakın ya da gerçek enflasyonu TÜİK paylaştığı an itibariyle en çok vatandaşı, bizleri etkileyecek. Diğer taraftan tabii ki yabancıların Türkiye'ye gelmesinin önünü açacak, yerlilerin yastık altındaki dövizlerini çıkartıp Türk lirasına dönmesinin önünü açacak. Bunları da konuşacağız. Peki bu gelen son enflasyonla dolar ne olacak? O sorunun da işte cevabını yine bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bakın 38-40 lira aralığında kümülatif enflasyonla oluşmuş bir dolar kuru olduğunu sizlere söylüyordum zaten. Adım adım oraya doğru gidiyoruz. 26.95, 96.97 o aralarda sıkışmış durumda. Çok yüksek ihtimalle arkadaşlar açıklanan bu enflasyonla birlikte dolar kurunda artık 30 liraları zorlamaya başlayacağız. Bence çok kısa bir süreç içerisinde. Sonrasında da enflasyonun bugünkü değeriyle bakıldığı zaman çok yüksek bir ihtimalle arkadaşlar biz kurun 40-42 lira aralığına doğru gittiğini göreceğiz. Samimi Haber internet sitesinde mümkün olduğunca her gün bir köşe yazısı yazıyorum. Orada da ayrıntılı bir şekilde neden böyle olacağını anlatıyorum arkadaşlar. Haziran'a kadar devam eden resmi enflasyon üzerinden yaptığım hesaplama ile demiştim ki dolar kuru 38 lira 40 lira aralığında bir yerlerde. Eğer ki ENAG enflasyonunu baz alsaydık zaten o zaman büyük ihtimalle kur için bambaşka rakamlar söylüyor olurduk. Hadi dedik resmi enflasyon üzerinden gidelim biz. Çünkü öyle ya da böyle resmi kurumun enflasyonudur. Onu baz almak zorundayız. Öbür taraftan tabii ki bizim hayat içerisinde yaşadığımız gerçek enflasyonu baz almış olsaydık o zaman dolar kuru ENAG'ın enflasyonunun bile çok daha ötesine gidiyor. Onun için onları hiç işin içine katmıyorum. Sadece enflasyonu TÜİK bazında ele alıyorum ve TÜİK'in enflasyonuna göre 38 lirayla 40 lira aralığında hesapladığımız Haziran dolar kuru bugün Temmuz ayı itibariyle, Ağustos ayındayız ama Temmuz enflasyonu itibariyle öyle düzelteyim isterseniz 40-42 lira aralığına yükselmiş bulunmakta. Hayırlı uğurlu olsun. Ya kardeşim sen de boyuna dolar fiyatını yükseltiyorsun diyebilirsiniz. Dolar kurunu ben yükseltmiyorum, enflasyon yükseltiyor. Bu arada şunu söyleyeyim, makroekonomik risklerin hiçbirini işin içerisine katmıyoruz arkadaşlar. Sadece enflasyonun mevcut doların üzerine ekliyoruz. Bu kadar basit. Nasıl bir ürünün fiyatının üzerine enflasyon ekliyorsanız dolar kurunda da, euroda da, sterlinde de tablo aynı. Hatta borsa Borsada da tablo aynı arkadaşlar. Olan enflasyonu mevcut değerin üzerine eklemek zorundasınız. Aslında bunu aylık olarak yapıp aylık olarak fiyatlarsanız stabil bir ekonomi haline geliyorsunuz. Kırılganlıkların önüne geçiyorsunuz. Son 5 yıl içerisinde doğru düzgün enflasyon açıklanıp o doğru düzgün enflasyona göre kur düzenlemesi yapılmış olsaydı evet bugünkü değerden daha yüksek olurdu ama bu kadar büyük bir fakirlik yaşanmazdı arkadaşlar. Çünkü o kura göre ve o enflasyona göre bizim gelir seviyelerimiz belirlenirdi. Aynı zamanda şirketler projeksiyonlarını ona göre oluştururlardı. Yabancılar da apar topar Türkiye'den kaçmak yerine Türkiye'ye gelmeye uğraşırlardı. Özellikle pandemi gibi dünyanın çalkalandığı bir ortamda Türkiye azıcık stabil bir ekonomi izlemiş olsaydı tablo bambaşka olurdu. Ha, bize para gelmedi mi? Geldi. Nereden geldi? O apayrı bir konu. Onda ayrıca oturur tartışırız arkadaşlar. Şimdi gelelim açıklanan enflasyon verilerine. TÜİK'e göre yıllık enflasyon %47.83 olarak açıklandı. Aylık artış, burada kriterimiz o. Aylık artış %9.49 arkadaşlar. %9.49 Haziran 2022 yılından beri en yüksek aylık artışı kaydetmiş durumdayız. Bunu benzin artışlarına, mazot artışlarına, vergi artışlarına falan bağlamaya çalışanlar var. Hayır arkadaşlar. Elbette onların etkisi var ama esasen mevzu TÜİK'in normalleşmeye çalışıyor olması. Daha doğrusu ekonomi yönetiminin normalleşmeye çalışıyor olması. Bunun da bir sebebi var. Yabancıların talebi bu yönde. Yerlilerin de gizli talebi bu yönde. Yani söylemedikleri talepleri bu yönde. Diyor ki yabancılar bize, kardeşim gerçek verileri bizimle paylaşmadığın sürece sana 5 kuruş paramızı getirmeyiz. Sen diyorsun ki bize dolarını al getir kardeşim. Türkiye'de Türk lirasına dön. Buna göre faize yatır. Bir sene sonra da merak etme. Sen bu faizden para kazanacaksın. Bunu söylüyorsun bana. Ama günün sonunda öyle yanlış bilgiler, veriler benimle paylaşıyorsun ki ve kırılganlıkları o kadar çok arttırıyorsun ki ben ülkene 100 bin dolar getirip 80 bin dolar olarak götürüyorum. Dolayısıyla her geldiğimde zarar ediyor. Bunu engelleyebilmenin en önemli yolu, birinci şartı verileri doğru açıklaman kardeşim. Yani enflasyon verilerini benimle doğru bir şekilde paylaşacaksın. Enflasyon verilerini doğru paylaştıktan sonra buna göre doğru faiz politikasını uygulayacaksın. Enflasyon %60 ise faizini %65'e çıkartacaksın. %70'e çıkartacaksın. Reel pozitif faiz vereceksin bana. Bu iki uygulama kurda da bir sakinleşmeyi beraberine getirecek. Dalgalanmaları engelleyecek, hızlı adımları engelleyecek ve kırılmaları engelleyecek. Dolayısıyla ben ülkeye 100 bin dolar getirip bu parayı Türk lirasına çevirip tırnak içerisinde %60 ile faize yatırdığım zaman bileceğim ki dönüşte 100 bin dolarımı 120 bin dolar olarak geri götüreceğim. Çünkü bu arada yine de Türk lirasında bir erime devam edecek. Eğer ki doğru enflasyon açıklanırsa. Adam bunu göze alır. Önemli değil. Zaten adam bunu hesaplayarak Türkiye'ye geliyor. %60'lık bir faiz almayacağını biliyor. %20'lik bir döviz bazında gelir elde edeceği için Türkiye'ye geliyor. Amerika'da %4'lük faiz varken Türkiye'ye %20'lik pozitif faiz için gelir arkadaşlar. Döviz bazında söylüyor. O nedenle de diyorlar ki bize artık doğru rakamları açıklayacaksın, paylaşacaksın. Peki doğru rakamlarda en önemli kriterlerine bir kez daha söyleyelim. Enflasyon arkadaşlar. Ve ilk işaret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geldi. Gaye Erkan son enflasyon raporunu açıklarken ne dedi? %22 olan enflasyon hedefimizi %58 seviyesine çıkarttık. O gün itibariyle ben bunu takdir ettim. Bir yandan da şunu söyledim. %58 yıl sonu enflasyonu hedefleniyorsa Merkez Bankası tarafında arada muhtemelen çok daha yüksek bir seviyeye önce çıkacak enflasyon. Sonra oradan bir miktar geriye gelip dengelenecek demiştim. Ya da arkadaşlar şu olacak. Adım adım yüksele %58'e doğru gidecek. Her ne koşulda olursa olsun arkadaşlar. Bu ayki enflasyona baktığımızda dolar kurunun en az 2 lira daha yukarıya doğru itildiğini görüyoruz. Yani dolar kuru bugün itibariyle artık 38-40 aralığında değil 40 ile 42 lira aralığındadır. Ha bu bugünün rakamı. Bugün olması gereken rakam. Bugün olur mu? mu? Hayır, olmaz. Enflasyon nasıl bir anda gerçek değerine gitmiyorsa, %60'lara, %70'lere, %80'lere gitmiyorsa yıllık olarak, kur da tabii ki bir anda %30, %40 değer kaybedip yukarıya doğru fırlamayacak. Bunu kabul ediyorum. 40-42 lira aralığına muhtemelen yıl sonuna doğru evrilecek. O enflasyona uyumlu hale gelecek. Belki biraz daha revize edeceğiz. Belki 45 liraları konuşuyor olacağız. Ama günün sonunda arkadaşlar kur yukarıya doğru, gerçek değerine doğru gitmek zorunda. Eğer ki yabancıların Türkiye'ye gelmesini istiyorsanız, eğer ki kurda bir istikrar istiyorsanız, enflasyon doğru değerine gitmek zorunda. Bu %58'dir, %60'dır, %70'tir bilmiyorum. Şu anda TÜİK'in enflasyonu bize %47 diyor. Değil elbette yıllık enflasyon. ENAG diyor ki yıllık enflasyonu %122. Gerçeğe biraz daha yakın ama bunun daha üzerinde bir enflasyon olduğunu sadece devlet zamlarından bile görüyoruz arkadaşlar. Vergi artışlarından görüyoruz, ÖTV artışlarından görüyoruz, aynı zamanda yeniden değerlemeden görüyoruz. Bugün itibariyle Türkiye'nin enflasyonu %150'lerde geziyor. Gerçekte bizim yaşadığımız enflasyondan bahsediyorum. ENAG'ın enflasyonundan niye inanmıyorsun diye soranlar olabilir. Çünkü ENAG bir mecburiyeti işletiyor arkadaşlar. ENAG kötü iş yapmıyor. ENAG yanlış iş yapmıyor. Sadece ENAG TÜİK'in sınıflandırmasına ve ağırlıklarına göre gidiyor. Ondaki ürün bazlarına, ondaki ürün gamlarına göre gidiyor. Dolayısıyla o da tam gerçekçi verileri bizimle paylaşamıyor. Bunun üzerine en az 20 ile 30 puan daha koyacaksınız ki bizim gerçek enflasyonumuza ulaşabilesiniz. Şimdi arkadaşlar, enflasyon düştü mü geçen seneye göre? Evet, düştü. Niye düştü? Geçen sene %200'lerde gezen bir enflasyon vardı. Bu sene tüm zamlara rağmen %150'ler civarında gezen bir enflasyon var. Peki TÜİK %150'lik enflasyonu açıklayacak mı? Hayır, açıklamayacak. Zaten böyle bir beklenti içerisine de girmiyoruz. Ama gerçeğe yakın olan değerlere yakınsaması TÜİK'in enflasyonu, yabancının ve yerlinin ve aynı zamanda şirketlerin doğru adım atabilmesi, devletin de projeksiyonlarını buna göre atabilmesi için önemli arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Bu kadar basit bir şey. Bu arada gördüğüm kadarıyla TÜİK'in yıllık enflasyonu ENAG'ın Ocak-Temmuz enflasyonuna yakın bir yerlerde. Çok uzak değil. Muhtemelen de o Ocak-Temmuz enflasyonunu Ocak-Aralık enflasyonuna doğru götürüp ENAG'la orada bir yerde buluşacaklar. O zaman daha inandırıcı olacak zaten. Yıllık olarak ENAG, yani 12 aylık olarak baktığında ENAG enflasyonun %122.88 olduğunu söylüyor. Ama arkadaşlar Ocak'tan Temmuz'a doğru gidilen enflasyonun %69.21'e gerilediğini de söylüyor. Ocak'tan Temmuz'a olan enflasyon %70. Anlatabiliyor muyum? TÜİK'in enflasyonu da aslında ENAG'ın Ocak'tan Temmuz'a olan enflasyonu gibi. Bence hani o 12 aylık enflasyonu hesaplamıyorlar. Ocaktan bugüne kadar gelen enflasyonu hesaplayıp o tarafa doğru evriltecekler işi. Bu da şu demek, önümüzdeki aylarda %70'lere yakınsayan bir enflasyon rakamı, oradan bir tık geri gelen %60, %58 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dediği gibi bir enflasyon rakamıyla da dükkanı kapatacaklar. Ama o bütün artışlar ister istemez kurun üzerine ekstra bir enflasyon olarak binecek. Çünkü şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Enflasyon düşüyor. Değil. Enflasyonun artış hızı düşüyor. Artan her enflasyon fiyatların üzerine binmeye devam ediyor. Dolayısıyla kuru hesaplarken o yılın sonundaki %58'e göre hesaplamayacaksınız. Her ay gerçekleşen enflasyona göre hesaplayacaksınız. Mesela şu anda %9.49'u kafadan koymak zorundasınız doların üzerine. %9.49'luk aylık artışı doların üzerine koymak zorundasınız. Kafadan. Bu da 30 lirayı işaret ediyor. Ama önceki aylarda gelen aylık artışlarla yıllık artışı da yine bunun üzerine koymak zorundasınız. Çünkü orada baskılandı kur, biliyorsunuz. Bütün bunların toplamı da bizi 40 lirayla 42 lira aralığına götürüyor. Dünyanın her yerinden ve Türkiye'nin her yerinden bizi izlemeniz beni aşırı derecede mutlu ediyor arkadaşlar. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız. Her gün başka veri mi geliyor? Parite çok oynak demiş Gündoğdu Yakıcı. Paritede Türkiye'nin etkisi yok arkadaşlar. Paritede dünya verilerinin, özellikle Amerika'dan gelen verilerin ve Avrupa'dan gelen verilerin etkisi var. Bugün 1.09.18 çünkü Amerika hala şahin tavrını devam ettiriyor. Hala faiz indirimiyle ilgili net bir sinyal vermedi. Öbür taraftan bazı verilerde pariteyi geriye doğru itmeye devam ediyor. Mesela özel sektör istihdamı geldi Amerika'da arkadaşlar. Özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde. Yani adamlar istedikleri gibi işsizlik yaratamıyorlar. Dolayısıyla bu da şöyle bir imaj oluşturuyor. Ya Eylül'de bir faiz artışı, acaba Kasım'da da bir faiz artışı gelebilir mi gibi bir takım endişeler var. Bu Amerika'daki faiz artışlarının devam edeceği süreci korkusu, endişesi, beklentisi ister istemez pariteyi aşağıya doğru itiyor. Türkiye'deki gelişmelerle ilgisi yok. Evet arkadaşlar, sizlerden ricam, bir beğen tuşuna basalım. Bir de sizden ricam, yorumlarınıza ya da yorum yapmayacaksanız bile yorumlara nereden bizi izlediğinizi yazıverin arkadaşlar. Dünyanın, Türkiye'nin neresinden bizi izliyorsanız lütfen yazınız. Çok mutlu oluyoruz bunları gördüğümüzde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın dostlarım.